Emre tuzu ver bakayım oğlum. Mutfak. Nereye? Su alacağım anne. Ben de ketçap alacağım. Biriniz ikisini de alsa olmuyor muydu? Bunlar çok kötü kavga etmişler ha. İstanbul depremi bile olsa ancak bu kadar şiddetli olur. Evet, bu seferki çok fena. Neden acaba? Bilmiyorum. Yanımızda kavga etmedikleri için sebebini bilmiyorum. Ama kavga ettikleri her hallerinden belli. Güya bize belli etmiyorlar. Sadece nedenini bilmiyoruz. Gerisini biliyoruz. Vallahi psikolojimiz bozulacak ha. Annem babam mı var, derdim var ya. Bu seferki kavga çok ciddi galiba. Baksana, ilk defa hiç konuşmadan birbirlerini yiyecekmiş gibi bakıyorlar. Ne yapacağız? Nasıl barıştıracağız bunları? Bilmiyorum. Bir şey yapmak lazım ama. Böyle gitmez. Bence bırakalım. Onlar nasıl olsa barışacaklar. Bence beceremezler. Yardım edelim. Şu avuç kafamı çalıştırayım da bir şeyler bulalım. Bence karışmayalım. Yardım edelim derken daha da germeyelim ortalığı. Hadi al suyunu da gidelim. Made in Turkey. Tam kavga edecek zamanı buldular ha. Niye? Öğretmenler günü geliyor kızım. Şimdi içeri gidip öğretmenler günü de öğretmenimize ne alacağız desek kızacaklar. Evet, kesin kızarlar. Hiç bahsetmemek lazım. Ne yani? Şimdi hediye almayacak mıyız? Vallahi beni hiç ilgilendirmez. Ben gider konuşurum. Öğretmenler günü onların kavgasına feda edemem. Hep öyle diyorsun ama konuştuğum falan yok abla. Konuşurum ben, merak etme. Hadi konuş da görelim. Hadi buyurun. Sen söyle. Abla ya, hep böyle yapıyorsun, bir şey beceremiyorsun. Baba. Ha. Şey baba. Ne? Yani şey. Ne oğlum? Baba, öğretmenler günü geliyor. Gelsin. Bir şey yapmak lazım baba. Ben ne yapayım oğlum? Kalkıp şiir mi okuyayım?
Bizi bugünlere getiren öğretmenlerimize teşekkür etmemiz lazım baba. Evet baba, teşekkür etmemiz lazım. Bize. İnsanın anne ve babasının yapmadığı şeyleri onlar yapıyor. Yakında cep telefonu bile alırlar. Havuç. Zaten bana bir cep telefonu olan öğretmenin 40 yıl değil 80 yıl kölesi olurum be. İyi o zaman gidin, teşekkür edin, bana ne söylüyorsunuz? Teşekkür etmek için benden izin almanıza gerek yok ki. İzne gerek yok ama paraya gerek var. Nasıl yani? Hediye almak için para lazım baba. Onu. Öğretmene teşekkür etmek için hediye alacağız baba. Evet baba. Oğlum, bahçeden gidip öğretmeninize papatya koparsanız, gidip teşekkür etseniz, o da size bir şey değil dese olmuyor mu? Olmaz baba. Ya sınıftakiler daha değerli bir hediye alırsa? Ya elimizde çiçekler kapıda sırılsıklam kalırsak? Ya hediye almadık diye sınıfta kalırsak? Ya hediye almadık diye teneffüse çıkarmazsa? Ya hediye almadık diye saçlarımızı keserse? Yeter. Saçma sapan konuşma Avuç. Bir şey almak lazım baba. Öyle çiçekle falan olmaz. Olur olur. Bal gibi olur. Olmaz baba. Sen şimdi öğretmen olsan biz sana çiçek alsak hoşuna gider mi? Gider tabii ki. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Ha? Öğretmenler gününü de sevgililer gününe çevirdiniz. Yok yemekler, yok hediyeler. Utanmasanız yakında pastadan dansöz de çıkaracaksınız. Aa, iyi fikir. Baba, annemleriniz bozuk diye bizim öğretmenler gününü feda etmeyin. Bizim geleceğimizle oynamayın baba. Öğretmenlerimizin gözünden düşürmeyin. Eme doğru söylüyor baba. Arkadaşlarımızın arasında bizi ezik duruma düşürmeyin. Kızım, bunda ezilecek ne var? Bakın, karnede zayıf gelirse suçlu sizsiniz. Ya hiçbir öğretmen böyle bir şey yapmaz. Tamam mı? Ayrıca öğretmenler hediye falan da beklemiyor. Bu işi birkaç tane yağcı veli organize ediyor, o kadar. Yok öyle bir şey. Ne oluyor gene? Öğretmenler günü için hediye alacağız ama babam izin vermiyor anne. Babanız doğru yapıyor. Ben her zaman doğru yapıyorum. Günde iki kere. Ama övünme. Bozuk saat de öyle yapıyor. Ama anne, herkes alıyor. Biz neden almayalım ki? Bizim başımız kel mi? Bak, fırça gibi. Herkes bizi ilgilendirmiyor yavrum. Ayrıca ben sizin öğretmeninizin öyle çok pahalı büyük hediyeler beklediğini de zannetmiyorum. Alırsanız bir çiçek ya da sevimli küçük bir hediye, gidersiniz, olur biter. O zaman pırlanta alalım. Pırlanta mı? Yuh! Küçük hediye işte baba. Ufacık. Şu kadar. Küçük hediye deyince ne demek istediğimi çok iyi anladın Havuç Bey. Mesela bir anahtarlık, küçük bir çerçeve. Küçük hediye olmaz anne. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Bu konu kapanmıştır. Maddi değeri yüksek olmayan küçük bir hediye ya da çiçek alabilirsiniz. Bunun dışında hediye götürmek zaten ayıp. Ya anne, olur mu öyle şey ya? Bütün okula rezil oluruz vallahi. Hediye getirmeyen öğrenciler diye gösteriliriz. Belki boynumuza yazı bile asarlar. Hem öğretmenlerimiz bize o kadar şey öğretiyorlar. Saçmalama kızım. Öğretmeniniz size Türkiye'nin yüz ölçümünü öğretiyor diye tam otomatik çamaşır makinesi mi alacağız? Evine surround sistem alabiliriz. Evde film seyretmek onun da hakkı. Peki dünya coğrafyasını öğrettiği zaman ne olacak? Evine yemek odası takımı mı alacağız? Çocuklar, öğretmenler günü çok sevdiğimiz öğretmenlerimizi hatırlamak ve onlara teşekkür etmek için bir vesiledir. Vesile ne demek? Yani sebep. Gidin öpün ellerinden. Çiçek verin, şiir okuyun. Hatta kendi şiirinizi yazarsanız daha da makbule geçer. İsterseniz ben bile yardım edebilirim size. Mesela... Öğretmenim canım benim. Size hediye alamadım, özür dilerim. Nasıl? Çok kötü baba. Tamam, o zaman Orhan Veli gibi bir şiir de yazabilirim. Öğretmenim, size hediye alamadım, sakın şaşırmayın. Yorum yok. Bütün veliler birleşse de bir tane hediye alsak olmaz mı? Nasıl yani? Yani para toplayıp bir tane hediye alacağız. Birleşip ne hediye alacağız? Ha? Araba mı alacağız? İsterseniz kooperatif kuralım, ev sahibi yapalım öğretmenlerinizi. Fena fikir değil. Ay ya, yok saçma artık sapan konuşma öyle. Sen de. Oğlum ya, saçma. Baba, nereye saçma sapan ya? Bir şey saçma ev olsun. Yazsın şunlara bak ya. Birbirleriyle konuşmuyorlar ama biz bir şey isteyince hemen dayanışma içine giriyorlar. İnşallah sınıfta kimse hediye almaz. Alırlarsa yandık. Kalırız çiçeklerle ortada.
Ne yapıyorsunuz bakalım? Hı? Biliyorum kızgınsınız. Ama gelin konuşalım biraz. Gel yanıma. Sen de gel bakalım. Dinleyin beni. Öğretmenler gününe verdiğiniz önem beni çok sevindirdi. Ama unutmayın ki okul sizin hayata başlamak üzere yanaştığınız bir liman değildir. Okul hayatın ta kendisidir. Öğretmenleriniz de size bu engin denizde yol gösterecek birer fener gibidir. Öğretmenleriniz size öyle bir harita bırakır ki ömür boyu bu harita size yolunuzu nasıl bulacağınızı gösterir. Ama öğretmenler gününü de hatırlamak lazım. Tabii ki hatırlamak lazım. Ama onlara ne kadar teşekkür etseniz, ne kadar hediyeler de alsanız zaten haklarını ödeyemezsiniz. Onları en mutlu edecek şey sizin okuyup büyük insanlar olmanızdır. Onları hatırlamanız yeter. Hem onlar öyle büyük hediyeler falan da istemezler. Hiç beklemezler, inanın bana. Anlaştık mı? Çaylar mı? Ver bana bir tane. Kaç şeker? Otuz üç ulan. Güzel. Çay abi? Yok sağ ol, istemem. Hayrola abi? İyi misin? İyiyim. İyiyim Hüseyin. Sağ ol. Aman abi, kendine dikkat et. Zaten sınırlı sayıda delikanlı var. Bir de seni kaybetmeyelim. Ne oldu abicim? Yok bir şey. Var bir şey, ne oldu? Yok bir şey dedim. Var bir şey abicim, tanırım seni ya. Ne oldu söylesene. Boş ver. Çok ciddi kavga ettik Sinan Bey. Diğerlerinden farklı mıydı? Evet farklıydı. Bana bağırdı, hakaretler yağdırdı. Beni çok kırdı. Peki siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Aslında ilk defa bu kadar şiddetli kavga ettik. Ortada öyle kavga edecek çok ciddi bir neden de yoktu. Ufacık bir sebepten kırdı beni. Onu hiç ama hiç affetmeyeceğim. Çok fena kavga ettik ya. Ne olmuş yani? Daha önce de ettiniz. Çok fena oğlum. Haksızdın değil mi? Haksızdın. Evet. Yok yere bağırıp çağırdım. Sen böylesin abicim. Sen kendine hakim olamıyorsun. Sinirlerini kontrol edemiyorsun. Okulda da böyleydin. Banyodaki misafir havlusu yüzünden oldu her şey. Nasıl yani? Ya banyoya girdim, bir havlu kullandım. Neymiş efendim? O misafir havlusuymuş. Ben misafir havlusunu nasıl kullanırmışım? Ana! Ben daha açtım ağzımı, yumdum gözümü. Kullanmasaydın abicim, kullanmayıverseydin ne olurdu? Ya ne demek kullanmasaydın? Evdeki her şey misafir için. Misafir odası, misafir tabağı, misafir bardağı, misafir fincanı. Bir şey de demedim aslında. Sadece neden misafir havlusunu kullandın dedim. Gerçekten çok büyük tepki verdim. Tamam. Kabul ediyorum. Büyük tepki verdim. Kırgınlık ve kızgınlık var olan sevginin akışını engeller. Bununla baş etmeniz ilişkinizin devamı için çok önemlidir. Diyelim bağışladınız. Bundan en çok siz faydalanırsınız. Çünkü bağışlamak etkin düşünebilmek ve kendi ruh sağlığımızı korumak açısından çok önemlidir. Ben onu bunu bilmem abiciğim. Özür dilemen gerekir. Özür. Kırgınlıktan ve kızgınlıktan arınan beyin daha doğru kararlar verebilir. Bence hırsınızı bir an önce kontrol edin ve onu affedin Meltem.
Çünkü eminim o da bu duruma çok üzülmüştür. Düzeltmenin yolunu arıyordur. Söyle bakalım Bay Bilmiş. Nasıl affettireceğiz kendimizi? Özür dileyeceksin abicim. Yok, özür dilemem ben. Yani dileyemem. Olmaz. Yapamam ki. O cümleleri kuramam. Ağzım alışkın değil öyle şeyler söylemeye. O yüzden dedim bana. Gönlünü alman lazım abicim. Gönlünü. İşte değilmiş. Gönlünü alacaksın. Ben mi alacağım? Ya bir dur abidik gubidik konuşma. Bu işin başka yolu yok mu oğlum? Yok. Şart mı yani gidip de böyle light erkekler gibi özür dilemek? Yani senin gibi mi yapacağım? Özür dile, özür dile, özür dile. Şu hale bak, şu hale bak. Özür dileyeceksin. Yasemin, sana çok basit bir soru soracağım. Diyelim ki biri sana hıyarlık yaptı. Onu nasıl affedersin? Özür dilemesi lazım. Başka yolu yok mudur bu işin? Var. Ne? Hediye. Evet. Budur, hediye. Doğru. Evet. Hediye ama pahalı bir hediye. Ne kadar çok affederseniz, ilişkinize o kadar yatırım yapmış olursunuz. Size yaptıklarından dolayı üzüldüğünü hissediyorsanız mutlaka affedin onu. Gözlerine bakın, daha iyi anlayacaksınız. Affedebileceğimi hiç sanmıyorum Sinan Bey. Çok kırıldım ona, gerçekten çok kırıldım. Asla affetmeyeceğim. İsterseniz üzerinden biraz zaman geçmesini bekleyin. Hiçbir şey değişmez. Bana bir kadın alınabilecek en iyi hediyeyi söyle. Meltem ablaya değil mi? Başkasına değil yani. Abuk subuk konuşma. Tabii ki Meltem ablana. Adamı hasta etme de söyle. Pırlanta. Yuh! O kadar da değil. Çok pahalı. Ay ne bileyim, o zaman böyle güzel bir bluz falan alın. Çok klasik. Bir kere almıştım, beğenmemişti. Buldum Haluk Bey. Ne? Çamaşır alın. Nasıl yani? İç çamaşırı. Ama böyle değerli olanlarından. Onların çok pahalıları var. Şşşt! Bir şeyler söylüyorsun. Millet duyacak. Kadınlar çok önem verir böyle şeylere. İyi de kim alacak bunu? Ne demek kim alacak? Yani diyorum ki kim alacak? Kim gidecek de tezgahtardan isteyecek? Siz? Ben mi? Baba baba baba. 40 yıllık taş fırın erkeği Haluk mağazaya gidecek ve kadın iç çamaşırı alacak ona. Tamam, verin para, ben gidip alayım. Bu ne? Para. Ay bunu pazardan bile alamazsınız. Onu. Kaç para o garip şeyler? 200 milyondan aşağı olmaz Haluk Bey. Ne? Manyak mısın sen? 200 milyona ben giderim. İç çamaşırı dükkanı açarım. Yani hediye olacaksa daha aşağı olmaz. Lan ne zor işlermiş bunlar be. Bir havluya dokunduk, başımıza bir kamyon iş geldi. Yürü. Kredi kartıyla alacağız. Yürü. Bir dakika. Yürü. Uy. Helal olsun Haluk Bey'e be. Almış Yasemin Hanım'ı gideyim. Yoksa ben de Meri Hanım'ı mı alıp da gideceğim ben? Hoş geldin anne. Hoş bulduk yavrum. Ne o? Bana bak, hasta mısın yoksa? Biraz kırıklığım var. Ay, gitsene. Peki ilaç alıyor musun yavrum? Alıyorum, alıyorum. Merak ettim. Hadi geç. Sen nasılsın? İyi olalım işte, ne olsun. Pek iyi değilim ama. Boş ver, olsun. Gene ne oldu anne? Vallahi ben artık anlatmaya utanıyorum kızım. Ama sağ olsun babam bıkmak bilmiyor. Ne yaptı anne? Ay ne yapacak çocuğum? Biliyorsun emekli olduğu günden beri yok domates yetiştireceğim, yok resim yapacağım, yok musiki öğreneceğim dedi. Sıkıntıdan aklına gelen her şeyi yaptı. Ay seçimlere bile katıldı biliyorsun. Ama bu seferki Meltem vallahi inanılır gibi değil. Ne yaptı anne, anlatsana. Daha yapmadı ama yapacak. Ne yapacak? Ay vallahi dilim varmıyor, söyleyemeyeceğim. Ay anne çıldırtmasana insanı, söylesene. Yelkenli bir tekne alıp denize açılacakmış. Ne? Ya. Yelkenli tekne. Evet ama daha kötüsü de var. Neymiş o? Ben de onunla birlikte gidecekmişim. Ay inanmıyorum. İnan kızım inan.
Senin bu baban iyice uçtu gitti. Anneciğim sen de ciddiye alma onu. Bilmiyor musun, huyu konuşur konuşur vazgeçer. Ay ne vazgeçmesi yavrum? Çok ciddi diyorum sana. Tekne arıyor, marinaya gitti bugün. Alamaz anneciğim. Sen bir tekne kaç para bugün biliyor musun? Alır o alır. Ondan her şey beklenir. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Müseyen Hanım, çok güzel bir tekne buldum. Hatta içinde mutfağı bile var. 6 tane de tencere var. Babacığım ne yapıyorsun sen? Denizlere açılıyorum yavrum. Yeni yerler keşfetmeye gidiyorum. Okyanuslar, topraklar, yeni insanlar keşfedeceğim. Bekle beni dünya. Geliyorum. Babacığım geç öyle otur, birazcık konuşalım hadi. Bana bak Müzeyen, hemen gemici düğümünü öğrenmen lazım. Bir de yelken açmayı öğreneceksin. Sonra gemi marinaya girdiği zaman iskeleye bağlamayı öğrenirsen mesele bitti demektir. Babacığım sen o işleri yapamazsın. Kim? Ben mi? Hay! Ben askerde bahriyeliydim kızım. Giyerdim beyazları, takardım şapkamı. Karşınızda Bahriyeli Kemal. Buyurun açılın denizlere Kemal Bey. Ama ben buradayım. Aa, olur mu öyle şey? Anca beraber kanca beraber. Yahu ben nasıl yaşarım o küçücük teknede? Ne yaparım ne ederim oralarda? Müseyen Hanım, tertemiz hava, masmavi deniz, balık tutarız. Sonra o balıkları kıç üstünde ızgara yaparız. Yanına da bir küçük Allah. Ben anlamam o işlerde. Ben sana öğretirim Müseyen Hanım. Yani marineye girerken ve iskeleye yanaşırken halatı bağlayacaksın. Sonra daha bitmedi. Gemici düğümünü, sintine boşaltmasını. Hiç merak etme. Ben sana her şeyi öğretirim. Müseyen Hanım, ben olmasam bile sen o tekneyle 2 aya kalmaz okyanuslara açılabilirsin. Bak, sevildiğini bil. Hiç kimseye bunu yapmam. Ay bırakamam ben buraları. Arkadaşlarım var benim, günlerim var, çolum çocuğum var, torunlarım var. Denizlerde de arkadaş bulacaksın. Her limanda bir arkadaşımız olacak. Size hayırlı seyirler Kemal Bey. Açılın denizlere, liman liman dolaşın. Ama beni soracak olursanız ben bu limandayım. Ama bu serüvende beni yalnız başıma bırakamazsınız Müseyen Hanım. Yani bir dakika efendim. Ya bak şimdi ben gemicilik tarihine yalnız başıma geçemezsiniz. Müseyen Hanım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Babam yok mu anne? Daha gelmedi yavrum. Aa, o elinizdekiler ne? Öğretmenler günü için hediye aldık anne. Senin dediğin gibi küçük bir şeyler aldık. Ama paketini büyük yapacağım. En azından hediye paketi olarak havamız olsun. Hadi yürü gel güzel paketleri. Şu bandı versene ya. Al. Sen de şunu versene. İki sözcüğü, seni seviyorum sözcüğünü yan yana getirmekte çok sıkıntılı yaşadığı bir süreçte. Yılda bir kez bile olsa, bir de seni seviyorum demesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Peki, bizi doğuştan getirdiğiniz bir gereksinimdir. Ama... Light erkek miyim ben ya? Vermiyor mu lan? Ne zaman vereceğim ben bu hediyeyi ya? Yok, hayatta veremem. Utanırım.
şuraya bak. Barışmak için hiçbir şey yap. Hay bu misafir havlusunu icat edenin var ya. Yok ya, ben veremeyeceğim galiba. Light erkek işi bu. İyi de bu hediye ne olacak? Ben vereyim ya. Bakmıyor ki. Baksa belki vereceğim ama bakmıyor. En iyisi gidip yatak odasında vereyim bu hediyeyi. Ne olacaksa olsun. Affetmezse de affetmesin be. Adamı hasta etmesin. Hay bu misafir havlusunu icat edenin. Zormuş bu özür dilemek. Geç kalacağım ha. Oğlum geç kalmadın mı sen? Çıkıyorum baba ya. Ya ben böyle şeyleri pek beceremem bilirsin. O yüzden kısa keseceğim. Kusura bakma. Geçen gün ben biraz sinirlenmiştim. O yüzden de kendimi kaybettim. Kusura bakma. Mühim değil.
Ben gittikten sonra bakarsan seyredin. Şimdi bakma. Neden şimdi açamıyorum? Yok, şimdi ben utanırım falan. Sonra bakarsın. Tamam, tamam. Ha, tamam, sonra bak. Sonra. Kusura bak. Tamam. Tamam ya, tamam. Bak. Tamam mıdır abicim? Hallettin mi? Hallettim tabii oğlum, barıştım. Aferin be. Ne yaptın? Bilirsin, ben kadın ruhundan anlarım. Teşekkür ederim Haluk, çok naziksin. Ne oldu ya? Bana hediye almana hiç gerek yoktu. Bir çiçek alsan yeterdi. Allah Allah, ne oldu ben anlamadım ya. Sen ne aldın abicim? Hop! Bakacağım abici. Dur. Allah Allah! Bunu mu aldın abicim ha? Beşiktaş kupası. Bu benim hediyem değil. Bu mudur yani? Ruh dediğin bu mudur? Kadın ruhu dediğin bu mudur? Ya? Benim aldığım hediye bu değil. Bu kimin hediyesi abici? Bilmiyorum. Ama benim hediyem nerede? Hakikaten merak ediyorum. Kupa. Ne? Hadi. Ya vallahi ben almadım diyorum ya. Niye inanmıyorsun? Haluk, hem suçlusun hem de utanmadan alay ediyorsun. Kabahat seninle barışan da zaten. Alay falan etmiyorum. Benim aldığım şey bu değil diyorum. Peki nerede o aldığın müthiş hediye? Ben de onu merak ediyorum zaten. Allah Allah ya, çattık. Emre'nin annesi babası sizsiniz herhalde. Lütfen oğlunuzun terbiyesini verin. Söyleyin ona, bir öğretmene öğretmenler gününde iş çamaşırı alınmaz. Hele seksi iş çamaşırı hiç alınmaz. İyi de ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ben bu hediyeyi almadım ki. Hop. Ayıp oğlum böyle şeyler. Hadi sen git elini yüzünü yıka bakayım. Hadi okuldan gel. Hadi. Ha. Meltem gülme. Ne yapayım? Tutamıyorum kendimi. Bak gülme diyorum. Dayanamıyorum ama. Bak çok ciddiyim ha. Haydi ya. Saat kaç oldu? Bu light erkek hala ortalarda yok. Doktora gitmişti. Doktora mı? Evet. Gönül Hanım'la beraber doktor randevuları vardı. Ha, şu mesele. Boşuna doktorlara para kaptırıyor. Beni dinlese anında görüntü. Hüseyin, sen de böyle abuk subuk mırçlar yedirip de salma herifi üzerimize. Sonra asfalt delme makinesi gibi dolaşıyor ortalarda. Yasemin Hanım. Buyurun İsmail Bey. Uy, şu atın bana buyurun demeyi mi? Vallahi beynim duruyor da ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey mi dediniz? Anlayamadım. Yok bir şey daha. Unuttum ne diyeceğimi. Ey büyük Allah'ım. Şu atınlardan birkaç tane de benim kafama yağdır da. Bir icraatımız olsun şu dünyada. Uç puan da biz alalım. Ne çıkar yani ki?
Ne oldu İsmail Bey? Neden bu kadar böyle hüzünlüsünüz? 35 yıldır hayatımın yarısını teptim. Ama daha bir tane golüm bile yok da sürekli atak yapıyorum. Sürekli atak yapıyorum. Baştan sona tek kale oynuyorum. Ama daha bir tek gol atamadım da. Atarsınız, atarsınız. Siz bastırmaya devam edin. Bastırıyorum uşağım. Bastırmaz olur muyum? Fatih Terim gibi taktikler uygularım ama olmayı işte. Ha, tamam tamam abicim. Her şey yolunda. Ne oldu? Yok bir şey abi, yok. Ya, iyi. Anlatsana oğlum. Yok bir şey abicim ya, yok. Anlat, fena olur. Bu ayın 29'u ile 4'ü arasında oldu, oldu abicim. Ne o ya? Çocuk abicim, çocuk. Bu ayın 29'u ile 4'ü arasında oldu, oldu. Olmadı, otomatikman gelecek ay abicim. Ana. Panik yapma. Sen sakin ol, olur. Nasıl panik yapayım abicim ya? Zamana karşı yarışıyoruz yani. Tarih var ortada. 29-4, 29-4. Varsa var. Ne olacaksa olur. Light erkek olma hemen. Olacak tabii abicim, olacak tabii. Biz de bu arada boş durmayacağız herhalde. Koçum benim be. Taş fırın erkeğisin oğlum. Hadi, hadi. Ya dokuzuna çıkamayacağım. Tamam, tamam. Bir şeyin yok. Hadi. Rahat, rahat, rahat. ...29'uyla 4'ü arası dedi doktor. İnşallah bu sefer olur. Olur canım, merak etmeyin, olur. Ayrıca olmazsa da dert etmeyin. Gayet normal şeyler bunlar. Çocuk öyle ha deyince olmaz ki. Sen git de onu Selami'ye anlat. Yarın çocuğu kucağına almak istiyor. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Günün. 29 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da uluslararası bir seminer var. Hani daha önce de bahsetmiştim ya. Evet, biliyorum. Oraya mutlaka katılmamız gerekiyor. Sonunda bugün teyit ettiler. 29'u ile 4'ü arası mı dediniz? Mert'ten mi? Evet. Bugün yazılı olarak da bildirdiler. Halkla ilişkiler müdürümüzü istiyorlar. Halkla ilişkiler müdürünü istiyorlar. Ama olmaz ki. Evet, olmaz. Neden? Bu 29-4 var ya abici, benim için çok önemli. Her şey olabilirmiş. Çok, çok yüksek bir ihtimal verdi doktor. Yumurtlama dönemi abicim, yumurtlama dönemi. Senin anlayacağın yumurtanın kulbu var. Ama benim gözlerimde uyku olmayacak. Oğlum, sen eğer böyle yaparsan zaten olacağı varsa da olmaz. Biraz doğal akışına bırak, sakin ol. Akışına bırak biraz. Tabii. Senin için ama hoş. Yaptın iki tane, konuşuyorsun. Hayatı akışına bırak. Sakin ol. Light erkek, ne olacak? Bak Selami. Sana bir kafa atarım, çocuğunu mocunu göremezsin. Yığarım seni. Yığarmış. Yığsana abicim, hadi beni yığ. Hadi yığ, yere yığ. Hadi gel. Dur abi, dur, gel gel. Hadi yığ, yığ. Yığ, yığ, gel bakayım. Yiyorsa yığ. Oğlum git işine ya. Git işine ya. Gelsene abicim, gel. Korktun değil mi? Ha ha ha. Gel, yığ, yığ, yığ. Taş yürüdü oğlum sen. Gördün çocuğu üç kere. Allah'ım ya, oğlum sen hakikaten lightsin ya. Bu seminere ben gitsem olmaz mı Selçuk Bey? Olur mu hiç Meltem Hanım? Bu direkt olarak Gönül Hanım'ı ilgilendiren bir konu. Halkla ilişkiler müdürümüzü istiyorlar. Ama benim mutlaka burada olmam lazım Selçuk Bey. Çok önemli. Hayır, mutlaka Antalya'da olmanız gerekiyor. Bu daha önemli. Engin gitse, hem Engin bu işi çok iyi yapar. Antalya bölgesini de biliyor. Merhaba, neyi yapıyorum ben? Antalya'da bir seminer var da sen gider misin diye konuşuyorduk. Bakın bu konuyu hiç konuşmayalım. Sizin gitmeniz gerekiyor Gönül Hanım. İyi ama ben gidemem. Peki neden? Bana nedenini söyleyin, gitmesin. Şeyden dolayı. Gördünüz mü bak, ortada neden filan yok. Gidiyorsunuz Gönül Hanım. Ya arkadaşlar ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Gönül'ün burada kalması gerekiyor da. Ya Gönül, ne duruyorsun? Gitsene Antalya'ya, denize gidersin. En kötü ihtimalle kapalı havuza gidersin. Ha, bu arada güzel bir kaçak oldu. Nasılsın?
Yasemin Hanım. Söyler misin Meri Hanım'a, hiç Türk hamamı görmüş mü de? Did you ever see Turkish bath? Oh, hayır hocam. Uy, o zaman gidelim de bir kes attırayım ona da. Kadın hamamına. Söyle ona, merak etmesin. Ben onu kendi tarafıma aldırırım. Hamamcı tanıdık de. Söyle de söyle. Türk hamamını tanıtalım Elun Amerikalısına. Bir turist patlaması yapalım de. Önce ben bir patlayayım da. Ondan sonra turizmi de patlatırız evvelallah. He wants to take you to Turkish bath. He can arrange you to men's side. What? Yeah. What? Al iç şu çayı. Üzme kendini artık. Ne yapacağız Meltem? Bilmiyorum. Ama elbet bir çözüm buluruz. Selami duysa hemen düşer bayılır biliyorsun. Canım dünyanın sonu değil ya. Daha sonra olur. Ay şaka gibi ya. Doktor diyor ki 29 ile 4 arası çocuğunuz olabilir. Aynı tarihlerde Selçuk Bey'de seminer var diyor. Tesadüf işte. Yok canım. Bu işler için biraz şans olacak insanda. Bahtsız benim kocam, bahtsız. Yazık. Aman Gönül sen de yani saçmalıyorsun. Utanmasan arabesk şarkı söyleyeceksin. Bilemiyorum yani. Bu hayat insana arabesk şarkı da söyletir. İçimde bir his var abicim. Bu sefer kesin olacak, kesin. İnşallah. Doktor da dedi. Doktor da dedi kesin, kesin olacak yani, kesin. Oğlum tabii ki olacak. Sen yeter ki kendine iyi bak. Ya Haluk ya, acaba izin alıp eve mi kapansam ya, ha? Saçmalama oğlum. Ne gerek var öyle şeylere? Öyle deme abicim ya, öyle deme ya. Şansa bırakamam işimi. Öyle her zaman olmuyor yumurtanın kulbu. Aslan, ask me. Haluk Bey, siz hiç Türk hamamına gittiniz mi? Gittim tabii. Ben de gittim. Peki Türkiye'deki hamamlar kadın erkek karışık mı? Hayır. Kadın ayrı, erkek ayrı. Neden sordun? İsmail Bey Meri Hanım'a karışık demişti. Yani kadın erkek beraber. No. Özel şey. Oh, oh my God, I'm gonna kill him. Aa, gösterin. Oğlum inanamıyorum adama ya. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Ne geldi? Selami de gelsin Antalya'ya. Antalya'ya mı? Evet. Ay tabii ya, neden olmasın? Aynı otelde kalırsınız, olur biter. Bravo Meltem, nasıl gelmedi daha önce aklımıza? Çak çak. Yaşasın. Tamam abicim, yok kesin, kesin kapanacağım ben. Başka çaresi yok. Abuk subuk konuşma ya. I don't believe this. Oh, this is too funny. I don't believe this. We have this busy. Oh, I... Okay. Ne oldu bu? Gene neye kızdı? Okay, okay. İsmail Bey'e sinirlenmiş. Look here. Okay. I do not want to hear another word of this hamam. Tamam? Tamam. Bir daha bu ofiste hamam lafı duymak istemiyorum diyor. I mean, we have a very busy week this coming week. We need to prepare a press list for this important bid. Look at this. Önümüzdeki hafta çok yoğun geçecekmiş. Çok önemli bir ihale için fiyat teklifi hazırlayacakmışız. Yes. Fiyat senin işin. Tamam canım, hazırlarız. Nasıl olsa buradayız. Yani gündüzleri. So, ışıklar. I'll be very happy if no one takes a leave because we'll be working very late. Hiç kimse izin almazsa sevinirim diyor. Geç vakte kadar çalışmamız gerekecekmiş. Geç mi? Ne? Chop chop, come on, let's see you working. Seni çağırdı. Hello, Yasmin. Abicim, ne diyor bu ya? Geç falan. Ya tamam, sen merak etme, biz seni idare ederiz. Hayır yani, olmasın. İşimiz gücümüz var abicim. Zamanla yarışıyoruz yani. Ya şu zamanı sen kafana takma. Duyan da Avrupa Birliği için müzakere tarihi aldın zannedecek. Bu ondan daha önemli abicim. 29-4. Bu ondan daha önemli. Çocuk var sonunda ya. Tamam sen uzatma, halledeceğiz dedik ya. Gelsin Hüseyin, 29 diyeceğim vallahi. Ya tamam uzatma, hadi geçelim, otur. Biterim vallahi Haluk ya. Oh işte bak, hallettik. Selami de seninle gelir. Olur biter bu iş. Gelir gelir de bakalım izin alabilecek mi? Ay alır canım, ne olacak? Haluk yapar onun işlerini. Ay Selçuk Bey acaba aynı otelde kalmamıza izin verecek mi? Verir.
Olmazsa açık açık konuşuruz. Anlatırız durumu. Aa! Aa! Dünyada olmaz. Genel müdüre Antalya'ya çocuk yapmaya gidiyoruz diye. Olmaz. Tıbbi bir olay bu gönül. Herkesin başına gelebilir. Ay mümkün değil. Ben bahsedemem öyle şeylerden. Rezil olurum. Ay, saçmalama. Ne demek rezil olurum? Gayet normal bir şey bu. Hem Selçuk Bey medeni bir insandır. Durumu anlayışla karşılayacaktır. Ay ne zor işmiş bu ya. Yapması ayrı dert. Sonra hamile kalacaksın. Sonra kilo alacaksın. Sonra o kiloları veremeyeceksin. Gece çocuk ağlayacak. İşine ara vereceksin. Maması, okulu. Of, vaz mı geçsek acaba? Bebek olunca ilk söyleyeceğin şey ne biliyor musun? Ne? Keşke daha önce yapsaydım. Geldiler galiba. Alıştırarak söyleyelim Meltem. Panik olur o şimdi. Merak etme. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz Müzeyyen teyze. Nasılsınız? Hoş bulduk yavrum. Vallahi nasıl olduğumu ben de bilmiyorum. Gene ne oldu anne? Baban gidiyor yavrum. Şaka yapıyorsun. Ay şaka falan yapmıyorum vallahi. Denizleri açılıyor işte. Satın mı almış anne? Yok canım. Arkadaşının teknesiyle açılacakmış. Anlıyor mu denizden? Kaptanlığı var mı? Ay hiçbir şeyden anlamaz o. Zaten en büyük özelliği anlamadığı şeyleri yapması. Ah, hoş geldin. İyi akşamlar. Gemi kalkıyor artık. O gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Babacığım yapma lütfen. Denizle şaka olmaz. Ne diyorsun sen yavrucuğum? Senin baban okyanusları avucunun içi gibi bilir. Bana hiçbir şey olmaz. Ben yolumu her zaman bulurum. Hatta 32 gün hiçbir şey yemeden aç ve susuz durabilirim. Müzeyyen Hanım. Buyurun geliyor musunuz? Gelmiyor. Siz kaybedersiniz Müzeyyen Hanım. O zaman size Karayip Adaları'ndan kart atarım. Hawaii'de çektirdiğim fotoğrafları gönderirim. Maldiv Adaları'nda ıstakoz yerken bir lokma da sizin için yerim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ah, o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi inan bana. Açılın odan. Kaptan Kemal geliyor. İskele alabanda. Anne, izin mi vereceğiz? Ne bileyim ben, ne bileyim ben. Ne yaparsa yapsın. Aa, anneciğim, anneciğim dur. Ay bu babam emekli olduğu günden beri böyle. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Çalışmaya alışmış insanların emeklilikleri zor geçiyor. Geçin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Selami. Merhaba Meltem. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın Gönülcüğüm? İyiyim Selami ama sana kötü bir haberim var. Nasıl yani? Yani kötü de aslında o kadar da kötü değil. Aman hayatım, ayın dördüne kadar kötü haber verme de ondan sonra verirsin. Ayın 29'u ile 4'ü arasında Antalya'da seminerde olacağım Selami. Olur hayatım. Bunun neresi kötü ki? 29'u ile 4'ü arası diyorum Selami. 29-4. 29-4 mü? Dur, kusma, kusma. Yerlere kusma. Selami, Selami. Selami. Ay bayıldı. Yine bayıldı. Selami. Selami. İyi misin? İyiyim abicim, iyiyim ya. Ne yapacağız abicim ya, ne yapacağız biz ya? Ya yapılacak şey belli. İzin alacaksın, sen de gideceksin, olacak bitecek. Saçmalama abicim ya, saçmalama ya. Beni izin vermez ki, daha dosya hazırlanacak. Ben hazırlarım. Kabul etmez ki. İlle de benim yapmamı ister şimdi o. Sen yap, ille de sen yapacaksın der. Sen anlamazsın şimdi bizim şirketin muhasebe kayıtlarından. Başlattırma oğlum şimdi muhasebe kayıtlarından. Çocuktan daha mı önemli bu? Değil tabii. Değil. Bence açık açık söyleyelim Gönül. Başka türlü olmaz. Ay dünyada olmaz. Ne diyeceğim ben adama Meltem? Kusura bakmayın ben oraya gidemem çünkü çocuk yapacağız. Mümkün değil. Ya ne var bunda? Söylememiz lazım. Ayol saçmalama, rezil mi olayım adama? Vazgeçerim daha iyi valla. Ya Gönül vazgeçerse abicem? Ya hemen light erkekler gibi ağlayıp sızlanma. Vazgeçmek yok. Ne yapar eder gönderir seni Antalya'ya, sen merak etme. Evet abicim evet. Eninde sonunda gideceğim ben bu Antalya'ya.
Gerekirse işten bile atılırım be. Ah şöyle taş fırın erkeği ol biraz. Olurum abicim, olurum. İşin ucunda benim oğlanın pipisi var. Nasıl yani? Yani benim oğlanın pipisini göstermek var millete. Ah diyeceğim, ah ah bakkal lütfü bak, ah oğlanın pipisi. Ay, olacak şey mi yani? Çocuk yapmamız Selçuk Bey'in elinde. İnanamıyorum. Ya adam durumu bilmiyor ki. Niye kızıyorsun şimdi durup dururken? Bilmiyor ve bilmeyecekti. Vazgeçelim biz bu işten. Söyleyelim. Kime? Selçuk Bey'e. E kim söyleyecek? Engin söyler. Engin bilmiyor ki. Ay doğru. O zaman önce ona söyleyelim. Ay çıldıracağım. Herkes öğrenecek Meltem ya. Yani sinirlerim bozuldu ya. Biz gidelim artık. Gönül. Hadi gidelim Selami artık. Kalk. Kalk. Tamam evet. Al şunu. Ya. Ay sen de artık üzme kendini canım, ne oluyor, her şey olacağına varır. Aa. Evet hayatım evet, bence de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik, bu saatten sonra vazgeçmeyelim yani. Tamam artık, konuşmak istemiyorum bu konuda, hadi yürü. Ama haklı, söylediğinde haklı. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Meltemciğim hoşçakal. Güle güle, dikkatli gidin, Bunlar daha çocuk olmadan böyleyse yarın öbür gün çocuk olduğunda altını bize değiştirtirler ha. Aman olsun da değiştiririm, ben razıyım. Çocuklar nerede? Duygu odasında ama Emre hala dışarıda. Ne yapıyor dışarıda? Top oynuyor, bak gece oldu hala gelmiyor. Emre! Emre! Oğlum saat kaç oldu, hala dışarıdasın? Allah Allah. Elinde olsa hiç içeri gelmeyecek ha. Bayılıyorlar dışarıda oynamaya. Hayır, gecenin bu saatine kadar dışarıda üşümüyorlar mı? Anlamıyorum ki. Koşturup duruyorlar. Üşürler mi hiç? Aman hasta olmasın da. Partiz ha. Oğlum neredesin bu saate kadar? Top oynadık baba. Bu saatte top oynanır mı hiç? Yapma baba ya. Türkiye'de artık bütün maçlar geceliğin oynanıyor. Türkiye'deki maçlar stadlarda yapılıyor ve stadlar aydınlatılıyor. Siz topu nasıl görüyorsunuz? Top fosforlu baba ama sorun ayaklarda. Nasıl yani? Ayaklarımızı göremiyoruz. Biraz tekme yiyoruz. Ama olsun. Karanlıkta oynarsanız olacağı budur. Yersin tekmeleri. Ne alakası var baba? İlhan Mansız o kadar ışığın altında oynuyor. Yine de tekmeleri yiyor. Yani bu olayın aydınlatmayla alakası yok. Ulan her şeye de verecek bir cevabım var. Yürü git elini yüzünü yıka. Spa. Hadi. Ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum. Para var, şöhret var, fizik var ama hatunlar yok da. Nerede bu hatunlar? Meryem Hanım'ı hamama çağırdım, oraya da gelmedi. Halbuki ben onu turistik hamama götürecektim da. Üzme kendini İsmail Bey. Kısmetten ötesi olmaz. En kral araba bende. En kral marka gömlek bende. Ağzım desen lavanta bahçesi gibi kokay. Ama bir tek hatun bile yok. Boş ver. Takma kafana. Onlar kaybeder. Senin gibi erkek hiçbir yerde bulunmaz. Bu dünyada sosyal adalet yok, adalet. Eşitlik yok uşağım. Yok tabii. Şu Fişin TV'deki hatunlardan bir tane de bana düşse olmaz mı? Şu televoledeki hatunlara bir vole de ben vursam da? Hey Allah'ım, yok mu şu dünyada bir tane boşta manken ya? Bu kadar güzel davranıyorum hatunlara ama bir tane icraatım bile yok da. Yanlış yapıyorsun da ondan olmuyor. Yanlış mı? Evet, yanlış yapıyorsun İsmail Bey. Ne yapmam gerekiyor peki? Kadınlara sert davranacaksın. Uy, kadınlara sert davranılır mı uşağım? Fazla yüz vermeyeceksin. Ku takılacaksın. Bak o zaman peşinden nasıl geliyorlar. Sahi mi söyleyesin? Tabii. Erkek adam da biraz Kadir inanır bakışı olacak. Şöyle. Öyle light bakışları olmayacak. Böyle mi? Evet, evet işte bu. Sert bakacaksın. Bak o zaman nasıl peşinden geliyorlar. Uy,
Desene boşu boşuna bunca yeri tartır etmişim ben uşağımda. Zararın neresinden dönersen kârdır İsmail Bey. Uzaklara, çok uzaklara. Evet, güzel. Meltem. Efendim Haluk. Ya ben diyorum ki aslında Selami ile gönlünü görünce aklıma geldi de. Ne geldi? Ya biz niye üçüncü çocuğu düşünmüyoruz? Üçüncü çocuk mu? Tabii, neden olmasın? Hayatım, bizim iki tane çocuğumuz var. Biri kız, biri erkek. Yeter. Ne demek yeter? Sen nasıl karar veriyorsun buna tek başına? Hayatım, sen kolay mı zannediyorsun bu yaştan sonra çocuk bakmak ha? Onu doğuracaksın, büyüteceksin. Sonra okulu var, öğretmenler günü var. Alınan kilolar var. Ha, bütün mesele bu değil mi? Alınan kilolar. Bir kere şart mı böyle zayıf olman ha? Şişman ol kardeşim. Belki ben şişman kadın seviyorum. Şart mı böyle manken gibi dolaşman? Anne gibi ol biraz. Haluk sen yatsana. Nereden çıktı bu muhabbet? Hadi. İyi geceler. Allah Allah ya. Hep aynı şeyi yapıyorsun ya. Ne yapıyorum ben ya? Bütün yorganı sen alıyorsun. Saçmalıyorsun Haluk. Asıl sen altına alıyorsun. Sabah kadar donuyorum burada. Ya çekme şunu ya. Haluk asıl sen çekme. 16 yıldır şu yorganı paylaşamadık. Görüyorsun işte, çek çek uzanmıyor. Kendi yorganımda özgürce yatamıyorum. Şart mı bir tek yorganla yatmak ha? Ben şöyle kundak yapmak istiyorum kendime. Bizim yorganımız, tamam mı? Beni ilgilendirmez kardeşim. Bir tek yorganın olması şart mı? Ben başka yorgan da istiyorum. Bu ne böyle ya? Haluk aşağı iner misin? Bana yorgan ver. Yorgan falan veremem. Dolapların tepesinde hepsi. Onları mı açacağım? Haluk gel buraya. Bu mu? O yorgan değil tabii. Tamam yorgan. Yatak bundan sonra yorgan. Hayır, bu ne? Hayır. Ya ne halin varsa gör ya, senle mi uğraşacağım be? Allah Allah ya, şu hale bak. Hadi hadi, geç oraya. Git, git oğlum, kendi yapma. Tarafına geç. Sanma, yapma. Sıçtırıyorsun be. Git oraya, hadi. Allah Allah ya. Ayaklarını değdirme, buz gibi. Yasemin Hanım. Buyurun İsmail Bey. Hemen dosyaları al, odama gel. Çabuk ol. Ne? Çabuk ol, sallanma. Tamam, birazdan getiriyorum İsmail Bey. Tamam diyorum ya, halledeceğim işini. Ne olsun ya, bak hallet. 40 yılın birinde işimiz düştü sana ya. Bir gün ben sana yardım ederim ya. Ha? Tamam dedim oğlum, halledeceğiz. Dur, sakin ol. Tamam, anlamaz değil mi? Anlamaz. Eğer sen konuşmazsan, light erkeklik yapmazsan anlamaz. Tamam, bana bırak. Tamam, ben hiçbir şey yapmıyorum. Şişt Yasemin, gel Meri Hanım'a bir şey söyleyeceğiz. Yürü, yürü! Artık İngilizce öğrenseniz diyorum. Zırtılama, zırtılama, yürü! Bilmiş şey. Tamam, geliyorum. Çaylar be! İşte bu. İşte bu. Şu bakışa, şu endama bakmayacak kadın yoktur be İsmail Bey. Merak etme uşağım. Bundan sonra Fişin TV'ye bile böyle bakacağım. Hey, buyurun, buyurun. Ha, söyle ona. Antalya'daki şantiyede çok büyük bir sorun çıkmış. Selami'nin hemen oraya gitmesi gerekiyor. Selami Antalya go. There's a problem at construction site in Antalya. He has to go there. What? Evet evet. Durum çok vahim. Söyle. Eğer gitmezsem yandım. Yandım ben. Yani şantiye yandı. But we have to prepare the prices for the bid. Ama ihaleyle uğraşmamız lazım diyor. Daha fiyat listesi çıkacak. Ben hazırlarım. Merak etmesin. Go get Ismail, will you? Okay. İsmail Bey'i çağırmamı istedi. İyi, çağır bakalım hadi. Buyurun Selçuk Bey. Evet, ne konuşacaktık? Şöyle oturun lütfen. Ya oturalım bakalım. Evet. Selçuk Bey, gönülün mutlaka burada kalması lazım. Çok önemli bir işimiz var. Ya ama bu konuyu konuşmuştuk, olmaz ki. Kalmam lazım ama Selçuk Bey. Yani nasıl anlatacağımı hiç bilmiyorum. Ama kalmam lazım çünkü... Meltem sen anlatır mısın?
Bakın Selçuk Bey, bu anlatılması oldukça zor ama son derece insani bir durum. İsmail Bey. Ne var? Meri Hanım... Hiç kusura bakmasın, işim gücüm var benim. Uğraştırmayın beni böyle şeylerle. Bir dakika İsmail Bey. Söyle Meri Hanım'a, başka birine sözüm var. Çıkmak zorundayım, kusura bakmasın. Ne oldu İsmail Bey? Allah senden razı olsun Hüseyin kardeş. Sayende bu iş tamam. Lafı mı olur İsmail Bey? İyi o zaman, tamam. Tamam, Gönül Hanım gitmesin. Kalsın burada. Engin'i gönderelim seminere. Engin, hazırlan, gidiyorsun. İyi de nereye? Antalya'ya. Antalya mı? Oley be, deniz, havuz, güneş. Engin Bey, seminere gidiyorsun. Yani çalışmaya. Özür dilerim Selçuk Bey. Yani tabii ki elbette ki çalışmaya gidiyorum. Benim söylemek istediğim sadece... Neyse, sorun çözüldü. Gönül Hanım kalıyor, Engin Bey gidiyor. Herkes mutlu mu? Size de bol şanslar. Sağ olun. Well, if it's that important to Selami, then yeah, I can go to Antalya. Meri Hanım diyor ki, madem o kadar önemli, Selam Bey Antalya'ya gitsin. Allah! Çaktırma, sevinme. Oo, seviniyorum abicim, seviniyorum. Tamam mı? Neyse, sonunda başardık kalmayı. Selami çok sevinecek. Sevinçten ölecek. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk ne ya. Ne oldu, babamdan haber var mı? Var var. Aç televizyonu da gör bak, ne ay, haberler var. Gene ne oldu anne ya, gene ne oldu, aç gönlünü. Öğreneceksin işte şimdi. Sayın izleyiciler, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Bugün Çanakkale bölgesinde çıkan fırtınada devrilen yelkenli teknede bulunan eski müsteşar Kemal Erkoç, Malta bandıralı kuru yük gemisi mürettebatı tarafından kurtarıldı. Ay anne, inanmıyorum ya. İnan kızım, inan. Ama neyse, telefonla konuştum. Allah'tan iyiymiş. Akşama evde olacakmış. Ay Allah'ım, sen bana sabır ver. Ah İsmail Bey. Uy yengeciğim, buz var mı daha buz? Buyurun. Aa, ne oldu İsmail Bey? Bir kadına kadir inanır gibi bakayım dedim. Sert cevap verdi de. Buyurun mutfağa, buz mutfakta var, buyurun. Gönül! Gönül hayatım! Sana müjdem var, müjdem! Ne müjdesi Selami? Antalya'ya ben de geliyorum. Ay, İyi de ben gitmiyorum, Engin gidiyor benim yerime Antalya'ya. Nasıl yani? Ben Engin'le beraber mi gidiyorum? Hayır, sen gitmiyorsun. Bak anlatayım. Ben burada kalıyorum, Engin gidiyor benim yerime. Nasıl yani? Ben Engin'le beraber gitmek istemiyorum. Hani, ay sen Engin'le gideceksin. Hayatım, ne olur beraber gidin. Doğru söylemiyorsun sen. 29'uyla döndüse... Dur, kusma. Hayır, kusma. Dur. Çekme şunu. Ya asıl sen çekmesene hadi. Ya 16 yıldır şu yorganı paylaşamadık. Çek uzamıyor işte. Elde bir sürü yorgan var. Niye burnunda yatıyoruz ille? Niye izlediğiniz gibi? Öğretmenleriniz de size bu enginliğinizde yolunuzu gösterecek birer fener gibidir. Öğretmenleriniz size öyle bir harita bırakır ki... ...bu harita ömür boyu yolunuzu bu... Öğretmenleriniz de size... Ben askerde bahriyeliydim kızım. Evet. Beyazları giyerdim, şapkamı takardım. Olmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş gördük. Merhaba. Merhaba efendim, nasılsın? Ne haber? Hayati, sen nasılsın? Selami, sana şimdi bir kafa atarım, çocuğunu mocunu göremezsin abi. Allah Allah ya. Hadi atsana abicim. Atsana. Ben mi? Ben 40 fırın. 40 fırın.